asilik, fasıklık, günahkarlık fakat ahiretini azabı emas eder. Bu dünyada hem onun balası, afeti, kesafeti buluşu var. Bu hakikat. Bunu unutmaz edilmiş gerek. Kesafet hem maddi taraftan, hem manevi taraftan bulur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur hadisleri var. مَا ظَهَرَ فِي الْقَوْمِ فَاحِشَةٌ حَتَّى يُعْلِنُوا عَنْهَا اِلَّا اِبْتَلَاهُمُ اللّٰهُ بِالطَّعُمُ اَوْ وَالْاَوْجَاعِ اِلَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمِ الَّذ۪ي مَذَرُ Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki, kaysi bir kavmda fahişelik terkese, zahir olsa. Başkanı kıladan buluşup olsa, elbette ve elbette Allah Ta'ala ularga ta'unni ularni ibaretti. Ve ata babaların otkenlerini kurmadan keserliklerine girip takılardı. Dünyanın tarihinde hazır spitçelik ulet bulmadı. Ata babalarımız kan basını bilmedi. Kan keserliği geldiğinde umumlu hayaller gitmedi. Aşk kazanımı çökese değillerinin nemeliğini düşünüşmeli. Hazır bir alvan, alvan keserlerini görüp koyuyorsun adına. Demek günahlar, bugünkü günümüzde, uzunuzda, cismimizde, oylarımızda, cemiyette, insaniyette, bala afet, gelişiyle sebep olur. Kaysa bir kavm dediler o şehadisi devamında Peygamber Aleyhisselam. Tarazilerle onun kardeşini yoruna koysa, şunu da organik basa, ana bunlar ne dedi Allah Subhanahu ve Teala? Bu tarazilerle onun kardeşlerini Allah Teala azablaşı demek açarçılık terkatışı bile, kurbağçılık terkatışı bile. Maunetini kem buluşu ve cavrını tartışından ceza etti. Zekatını vermeyen kavimlerini Allah Ta'ala kahretçilikke, yani yağmursuzlikke uçur ederdi. Eğer tırsız hayvanlar ve gudayı varalar bulmasa, onların başından bir damış hem yağmur yağmasın. Bunu okuyan hadisler nihayet de kov. Nihayet de kov. Özümüz ibrat alıp, günahı yakınlaşmasıydımız. Bazı bir koyduğun günahlarımız ve teyze tavla karışımız. Ondan açılıp, nalama kılıp, ikinci kayta onge yakınlaşmasıydı ki hareket karışımız gerekiyor.